Türkiye demokrasisinin de, parlamenter demokrasinin de, düşünce özgürlüğünün de, söz söyleme hakkının da ne noktaya geldiği ortada. Biraz önce Sayın Başkan "hadi oradan" kelimesi için uyarı cezası verdi. İktidar partisi millet grup başkan vekili yeterli görmedi. Hakarettir dedi, kınama cezası verelim, daha ağır cezalar verelim dedi. Gelinen nokta siyasi tarihimizin kara lekesi tahkikat komisyonlarının kurulması kaldı. Tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden oluşan tahkikat komisyonları kurun. Muhalefet partisi milletvekillerine fiilen şu anda yaptığınız işi sadece kendinize ait o komisyonlarda yürütün. Ama bir gerçek var. Elimizde bir kitap var. Anayasa. Siz iç düzüğün en arkasına eklenen bir maddeye uymaya davet ediyorsunuz başkanı. Anayasanın ilgili maddeleri diyor ki olağanüstü hal iktidar partisinin oylarıyla geçti. O hal ilan edilme sebebi nedir? FETÖ ile mücadele. Nedir süresi? Süresi içindeyiz. Sınırı bütün Türkiye. Böyle düzenleme yaparsın. Oysa meclisin bu yetkisini anayasadan kaynaklanan bu hakla alan iktidar aklınıza gelen her şeyi, en son taşeronu, ondan önce kar lastiğini, evlenme programını sizin yerinize kanun hükmünde kararnamelerle düzenledi. Anayasanın bu maddesine aykırılık görmüyorsunuz, savunmuyorsunuz, arkasında durmuyorsunuz. Dün Bekir Bozdağ sordular, bakan buradaydı biraz önce. O halle ilgili ne yapacaksınız diye. Altın diyor ki o hal bir kez daha uzatılacak. Sayın milletvekilleri, demokrasi olan ülkelerde bu sorunun cevabı şudur. Milli Güvenlik Kurulu toplanıp bir tavsiye kararı alırsa biz de meclisten o halin uzatılmasını talep etmeyi düşünüyoruz. Bu meclis karar verir o halin uzatılıp uzatılmayacağına. Ama kuvvetler ayrılığı ayaklar altında ve Bekir Bozdağ diyor ki o hal bir kez daha uzatılacak, buna karar verdik. Kim Bekir Bozdağ? Yürütmenin bir parçası. Siz yasamasınız. Sizin yerinizde olsam bu işaret parmaklarımı keser, saraya yollarım. Derim ki kardeşim, sizin benim vicdanıma, kalbine, beynime ihtiyacınız yok. Siz sadece bu parmağı istiyorsunuz. Aynı o Ömer Seyfettin'in diyetindeki gibi. Nedir kardeşim bedeli ya? Milletvekili yaptın ve sadece kalbimi, beynimi değil parmağımı istiyorsun. Kesin o parmağı yollayın saraya. Başka da bir şey demiyorum. Adalet ve